Bak şimdi 15. gündeyiz değerli izleyiciler. 8 yaşındaki bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Ve çok fazla hani detay aktardık daha önceki yayınlarda ama özet geçecek olursak Narin 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gidiyor. Kur'an kursuna gittikten sonra evine dönmek için arkadaşlarıyla birlikte yola çıktı. Birdenbire ortadan kayboluyor. Eve gelmediğini beyan ediyor ailesi Narin'in ve 21 Ağustos gününden itibaren Narin Diyarbakır'ın Tavşantepe mahallesinde ve bölgesinde aranıyor. Çok sayıda araç arandı. Bölgeyi didik didik araziyi aradı. Ekipler, jandarma, AFAD ekipleri, belediye ekipleri, birçok ekip koordineli bir şekilde çalışıyor. Ancak arkadaşlarımızın son aktardığı bilgiye göre ekiplerin sayısında da bir azalma olmuş. Olan, yaşanan durumları ben bir özetleyeyim. Yeni bir takım gelişmeler var. O yeni gelişmeleri sizlere aktaracağım. Bir takım iddialar var. Yani o iddiaların henüz somut bir gerçekliğe kavuşmadan paylaşılması sağlıklı olmayacaktır ama tabii ki savcılıkta, ekiplerde birçok ihtimal üzerinde duruyorlar. Birazdan onlara da değineceğiz. Bu arada yayını beğenip paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. Çünkü yayını beğenip özellikle de beğen tuşuna yüklenmeniz çok önemli. Çünkü YouTube bu videoyu önerecek bunu yaparsanız. Çok rica edeceğim sizden beğen tuşuna basmanızı ve yayını beğenip paylaştıktan sonra kanala da abone olup katıl butonuna da basarsanız çok mutlu olurum. Şimdi son gelişme şu, köyde bir sessizlik hakim diyor bölgedeki arkadaşlarımız. Ancak 15 günün öncesinde yani ilk 14 günlük süreçte çok ciddi hareketlilik yaşandı. Bu hareketlilik sadece Diyarbakır'da değil, bakın artık tüm Türkiye Nari'nin ismini biliyor. 8 yaşındaki bir kız çocuğunun kaybolduğundan haberdar. Herkesin gözü kulağı Narin Güran'da. Narin Güran'ın sağ salim bulunmasını hala 15. günde istiyor ve diliyoruz değerli izleyiciler. Bu arada mikrofonunda bir sorun olursa beni uyarın lütfen. Şimdi bu süre zarfında evler arandı. Hanelerde birçok kişinin birçok kişiden görüş alındı. Sorguya çekildi haneler. İfadesi alındı. Ve biz abi Enes Güran'ı konuştuk aslında. Amcaya gelmeden, amca Salim Güran'a gelmeden önce Enes Güran yoğun bir şekilde konuşuldu. Neden? Çünkü abi Enes Güran'ın kolunda iki ayrı diş ısırık izleri vardı. Bu ısırık izleri şüphe uyandırdı. Annenin açıklamaları da gözleri Enes Güran'ın üzerine çevirmişti. Çünkü anne Enes Güran olayın gerçekleştiği gün Enes Güran'ın evin bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte tütün içtiğini ve köpeğe yanlarındaki köpeğe kötü muamelede bulunduklarını aktarmıştı. Ve kolundaki diş izleri de sorulmuştu. Baba demişti ki baba zaman zaman kendini ısırıyor. Başkalarına zarar vermemek için kendini ısırıyor bizim oğlumuz. Kimseye zarar vermez demişti. Ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü Enes. İki kez de gözaltına alındı Enes Güran bu süre zarfında. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda koldaki diş izleri incelendi. Biri Enes Güran'a ait çıktı. Ancak diğer ısırık izinin kime ait olduğu tespit edilemedi. Narin Güran'a mı ait acaba o diş izi diye üzerinde böyle bir şüphe vardı. Ancak herhangi bir DNA bulunamadı diş izinde ve kime ait olduğu tespit edilemedi. Sonra açıklamalar yapıldı ard arda. Özellikle de Diyarbakır İl Jandarma Komutanı'nın açıklaması çok konuşuldu. Çünkü elimizde çok önemli deliller var, çok somut deliller var demişti geçtiğimiz haftalarda. Geçtiğimiz hafta, yani olayın gerçekleştiği ilk hafta aslında. Ve biz o hafta Nari'nin bir şekilde sağ bulunabilme ihtimalinin doğduğunu, çünkü güzel haber vermeyi umut ediyoruz demişti. Ama bir haber gelmedi. Ardından çok önemli bir gelişme yaşandı. O çok önemli gelişme de amca Salim Güran'la ilgiliydi. Amca Salim Güran aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı. Ve gözaltına alındığını öğrendik birkaç gün önce Salim Güran'ın. Neden? Çünkü aracının ön koltuğundaki DNA ile
Narin Güran'ın kıyafetlerinden alınan DNA örnekleri eşleşti. Yani Narin Güran o koltukta çok kısa bir süre önce oturmuş, bulunmuş, yani orada bulunmuş bu DNA örnekleriyle ortaya çıktı. Amca Salim Güran ifadesinde üzerine atılı suçları kabul etmiyor. İşte ben aracımın kapılarını açık bırakıyorum genellikle. Dolayısıyla işte çocuklar gelip oturabilir gibi yorumlarda bulunuyor. Kendisi şu an tutuklandı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve cinayet suçlamasıyla, iddiasıyla. Ama tabii ki bu Salim Güran'ın Narin'i öldürdüğü ya da kaçırdığı anlamına gelmiyor tam olarak. Bakın bu şüpheyle tutuklandı. Yani bir şüpheli sıfatıyla tutuklu amca Salim Güran şu an. Çünkü belli ki savcının elinde en azından şunu anlıyoruz. Ceza hukukçularının açıklamaları da aynı yönde. Cinayet ihtimali üzerine yoğunlaşmış durumda soruşturmayı yürüten savcı ki ortaya çıkan bu DNA örnekleri üzerinden amcayı tutukladı. Şimdi aslında hukukçuların açıklamalarıyla amcanın Salim Güran'ın tutuklanmasındaki süreçle ilgili açıklamalara bakalım. Hukukçuların neden? Bu kısım çok önemli. Çünkü bakın arkadaşlar şöyle iddialar var. Bu arada amca Salim Güran'ın avukatı suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmiyorlar ve tutuklama kararına itiraz etti avukat. Bu kesinlikle hukuka aykırıdır bu tutuklama. Çünkü bir cinayetin oluşması için bir beden bulunması, yani Narin Güran'ın bedenine ulaşılmış olması gerektiğini söylüyor Salim Güran'ın avukatı. Hukukçular da savcının Salim Güran'ı tutuklamasıyla ilgili şu yorumu yapmışlar. Bakın Profesör Doktor Köksal Bayraktar, bir ceza hukukçusu, diyor ki cinayet suçundan tutuklama yapılması çocuğun öldürüldüğü veya öldüğü anlamına gelmez. Ceset bulunana kadar kayıp çocuk hukuken ölü değildir. Amca şu anda şüpheli durumda. Herhalde bir takım bu yönde deliller var. Ama kesin değil tabii. Savcı anlaşılıyor ki bu yönde ilerleyecek. Henüz bir itham yok. Sadece soruşturma var. Asıl itham delilleriyle birlikte iddianamede çıkar deyip kamuoyunu uyarıyor aslında hukuki açıdan. Yine Köksal Şengün, kendisi emekli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı. O da diyor ki ortada bir cinayet olduğunun hukuken kesinleşmesi için bir mahkeme kararı olması gerekir. Ama söz konusu durumda tutuklama gerekçesi ve maddesinin cinayet doğrultusunda olması soruşturmanın bu yönde yürütüldüğü anlamına gelir. Yani az önce benim aktardığım gibi savcı cinayet doğrultusunda bir soruşturma yürütüyor ve şüpheleri bu yöne çevirmiş durumda. Ve devamında diyor ki Şengün, ayrıca soruşturmanın içeriğinin tamamını dışarıdakilerin bilmesi mümkün değil. Belki soruşturmada henüz dışarıya yansımayan bilgiler ve deliller vardır diyor. Bence bu hatırlatması da çok önemli. Dosyada gizlilik kararının olmasının, yayın yasağı olmasının bir nedeni de bu olabilir. Kesinlikle bu olabilir. O nedenle şunu bilmiyoruz arkadaşlar. Yani sormuştunuz ya, Narin Güran bulundu mu? Kesin işte amca öldürdü, şu öldürdü, bu öldürdü gibi tırnak içinde yorumlar yapılıyor. Bu konuyla ilgili henüz hiç kimsenin olayı soruşturan kişiler hariç hiç kimsenin net bir bilgisi yok. Yani gazetecilerin de aynı şekilde, kamuoyunun da, savcılık detaylı bilgiye sahip bu meseleyle ilgili. Çünkü çok ciddi bir gizlilik kararı var. Dosyada da yayın yasağı kararı olduğu için de. Dolayısıyla Narin Güran sağ mı bulunup işte devlet koruması altına mı alındı yoksa öldürüldü mü bilmiyoruz arkadaşlar. Çünkü iki ihtimalde konuşuluyor. Bakın bugün bölgeden arkadaşlar ulaştılar bana. Bölgeden işte bir görgü tanığı olarak kendisine ulaşan birinin aktardığına göre devlet koruması altına alındığı yönünde bir iddia mesela şu an dolaşımda Diyarbakır'da. Ama bunlar şu an için sadece ve sadece spekülasyon. Bakın 8 yaşında bir kız çocuğundan bahsediyoruz. O nedenle somut veriler üzerinden ilerlemek durumundayız. Yani spekülatif iddialar hiçbirimize bir şey kazandırmaz. Biz mahkemede değiliz, savcı da değiliz. Olayı çözecek olan elbette adli
cookie mercilerdir. Biz ulaşan somut verileri sizlere aktarmakla yükümlüyüz. O nedenle sosyal medyada da o işte saçma sapan spekülatif yayınlar yapılıyor görüyorum. Lütfen yani somut bir delil size sunmadan bu dedikodulara itibar etmeyin. Henüz net somut bir veri yok Narin Güran'la ilgili. Ne hayatta olduğu ile ilgili bir bilgimiz var ne de öldürüldüğü ile ilgili. Ama temennimiz sağ bulunması yönünde. Umarım hayattadır. 8 yaşındaki bir kız çocuğu çünkü karşımızdaki. Şimdi devam edelim. Hukukçuların aktarımları çok önemli. Bakın. Profesör Doktor İlhan Üzülmez bir ceza hukukçusu İlhan Bey'di. O da diyor ki ölmüş veya öldürülmüş olduğu konusunda ciddi deliller varsa bu suçtan tutuklama yapılabilir. Yani amca bu sebepten tutuklanmış olabilir ciddi deliller varsa diyor. Önemli. Devamında da diyor ki ama sırf bu suçlamayla tutuklamadan dolayı da kayıp çocuk için ölmüştür veya öldürülmüştür diyemeyiz. Fakat bu yönde ciddi şüpheler var demektir. Kayıp şahsın öldürüldüğünün sabit olması için kesin tespit gerekir. Bunun için ya cesedin bulunması, ya elde kuvvetli delillerin olması, ya da delil destekli itiraf gerekir diyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da bir açıklaması olmuştu. Yeni bir açıklaması. Dedi ki bu meseleyle ilgili çok sayıda kişinin ifadesi alındı. O ifadeler çerçevesinde zaman zaman gözaltılar yapılıyor. Amcanın arabasında DNA tespitleri var. Benim az önce aktardığım gibi hatırlatıyor Adalet Bakanı. Ve diyor ki kuvvetli suç şüphesi olduğunda tutuklama hakimin takdiridir. Şüphe vardı, tutuklama kararı tedbirdi. Soruşturma devam ediyor. Köyde olan kişilerle ilgili ifade alındı. Ağabeyin vücudundaki izlerle ilgili o morlukların kime ait olduğu tespit edilemedi. Kimsenin şüphesi olmasın. En ince detaylarına ulaşıncaya kadar yargımız, savcılığımız gerekli incelemeleri yapacağız dedi. Bu açıklamalarda bulundu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Şimdi bugün bir takım yeni gelişmeler oldu. Bu gelişmeler arama faaliyetleriyle ilgili. Bu zannediyorum ilk kez yapıldı. Soruşturmayı yürüten savcı gözetiminde, bakın savcı bizzat dahil oluyor. Savcı gözetiminde mezarlıkta, köydeki mezarlıkta yeraltı görüntüleme cihazıyla arama yapıldı bugün. Bu çok önemli bir gelişme aslında. Yani az önce de ifade ettiğimiz gibi soruşturmayı yürüten savcı şu an ağırlıklı olarak cinayet şüphesi üzerinde duruyor. Ve mezarlıkta yeraltı görüntüleme cihazıyla bugün bizzat kendisinin de katıldığı jandarma ekipleriyle birlikte bir arama faaliyeti yürütüyor. Zaten bu bilgi yani yeni bu arama yapılırken yansımıştı. Mezarlık çevresi de bugün ilk kez aranmaya başlandı. Köydeki mezarlık çevresi denmişti. Ve yeni öğrendiğimiz detaya göre savcı da bu yeraltı görüntüleme cihazlarıyla birlikte gerçekleştirilen o aramaya katılmış durumda. Evet, bu meseleyle ilgili son gelişmeler bunlar arkadaşlar. Henüz dediğim gibi yani net bir durum yok. Yani varsa da basının, medyanın şu an için haberi yok. Kamuoyunun şu an için haberi yok. Çünkü gizlilik çerçevesinde yürütülen bir soruşturma var karşımızda. Ancak biz bu olayla birlikte şunu gördük. Bir kere kamuoyunun bu meselenin üzerine kadar gitmesi. Bakın 15 gün o normalde artık günümüzde çok üzücü de bir durum. Bu tür meseleler kadın cinayetleriyle ilgili olsun. Çocukları yönelik cinsel istismar, cinayet, kaçırma, alıkoyma, kaybolma, intihar gibi meseleler. En fazla 1-2 gün böyle bir kamuoyu oluşturuluyor sosyal medyada. Ardından Türkiye'de gündem de çok hızlı aktığı için kimse bahsetmiyor. Ama Narin Güran meselesi gündemden hiç düşmedi. Bugün 15. gün hala Narin Güran için çok sayıda paylaşım yapılıyor sosyal medyada. Sokağa çıktığımda insanlar bakıyorum telefonlarından bu meseleyi araştırıp okuyorlar. Bununla ilgili yapılan yayınları izliyorlar. Her ne kadar yayın yasağı olsa da ulaşabildikleri kaynaklardan ulaşmaya çalışıyorlar. Mesela sosyal medya açısından en temel kullandığımız haber platformu X'tir şu an. Ama mesela Instagram, gündelik yaşamımızı paylaştığımız Instagram'da da çok yoğun paylaşımlar yapıldığını görüyorum. Yani her mecrada
bu meseleyle ilgili paylaşımlar yapılıp takip edildiğini, yani Türkiye kamuoyunun bu meselenin üzerinde gözü kulağı olduğunu söyleyebilirim. Bu bize şunu gösterdi. Bir süredir sadece Doğu ya da Güneydoğu bölgesine değil, Türkiye genelinde aslında kanayan bir yara çocuklar, kadınlar, gençler meselesi. Özellikle de ama Doğu ve Güneydoğu'da daha çok fazla sayısı yaşandığı için bu tür olayların ve kamuoyunun gündemi de çok fazla o bölgeye maalesef çevirmek zor oluyor. Kendim de yaptığım haberlerden bunu biliyorum. Bu meselelerin gündemde tutuluyor, konuşuluyor olması toplumun iktidara, devletin kurumlarına, adalet sistemine bir baskı oluşturuyor olması bence çok önemli. Çok fazla bu tür olaylar yaşanıyor çünkü çocukların kaybolması, çocuklara yönelik cinsel istismar, cinayet vakaları çok fazla yaşanıyor. En son ben Batman'da yaşananları size aktarmıştım, intihar vakalarının arttığını. Ve bu intihar vakaları 90'lı yıllardaki sadece genç kız intiharları, genç kadın intiharları ile ilgili değil, genç erkeklerin de intihar ettiği, hatta sadece gençlerin değil, belli bir yaşın üzerindeki insanların da intihar ettiği yönde. Ama bu sadece Batman özelinde de değil, tüm Türkiye'ye yayılmış iki temel virüs var intihar sebebi olarak. Mesela gençleri hakikaten çok ciddi manada tuzağına düşüren iki önemli mesele Türkiye'nin uyuşturucu ve sanal bahis meselesi. O nedenle bu tür konulara daha fazla duyarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çocuklar ve gençler bazında çok üzücü olaylar yaşıyoruz bu memlekette. Biz yani ne olursa olsun bir şekilde birlik olursak, hep bir ağızdan tepkimizi dile getirirsek, bu ülkeyi yönetenler üzerinde ve çoğu kez ne yazık ki işlemeyen adalet sistemi üzerinde baskı oluşturabiliyoruz. Suçluların yakalanmasını sağlayabiliyoruz neyse ki hala o kamuoyunu oluşturduğumuzda. Bence bunun önemi ve değeri ortaya çıktı. Bu da önemli bir durum.